Enes'im. Bak bu abla ne diyor? Diyor ama biz şu yapmayacağız çünkü Enes harbi manken. Hoş Teşekkür geldin ederim. aslanım. Hoş bulduk. Boston'dan ne zaman geldin? İşte 3 gün oldu. Zaten kahveli piktirak durak burası her Evet, zamanki gibi. burası. Christmas aralığı Aynen. tatili. Aynen. Süper. Ay ne güzel şeyler bana anlattı. İnanamazsınız. Ya nasıl spor yapıyor? Yani olimpik oyuncusu gibi, olimpiyata hazırlanan oyuncusu gibi ne kadar ya oranın? %12,5 şu an. %12,5. Bir de eski ya benzi bu. Doğru mu onlar yoksa ben mi Eskiden yanılıyorum? 38 yaranı gördük zamanında. O %38,5 yani. Ona da 12,5'a çekmiş. Aynen. En sonunda oldu yani. Artık 2,5 yıl oldu. Mayıs'ta 3. yıla giriyoruz. Yeah. Tek pişmanlığım daha önce olmamak açıkçası. Kaç kilo verdin? Şu an biraz geri aldığım, isteyerek aldığımı sayarsak artık 60 kilodayım şu an. Aslında 70 verdik. 70 verdin ama Aynen. sonra Sporla geri aldık. kas Aynen. aldın. Aynen. Ya demin dokundum burada böyle taş ya. Hani bildiğiniz taş ya. Hani böyle inanılmaz maşallah 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 böyle bir nazar boncuğun annene söyleyeyim de sana bir yerini bir taksın. Nasıl yeni hayat? Hayat çok güzel. Artık yani 2 sene sonrasında zaten normal yani başka insanlar gibi yemek düzenine geri dönüş oluyor. Artık hani hiçbir şekilde atlı gibi kesinlikle hissetmiyorum zaten. Normal hayata geçtik. Çok güzel yani sağlıklı. Hoş yani tatlıdan hala nitekim uzak duruyorum. Yiyesim gelmiyor. O kadar çünkü eski halimi hatırladığımda insanın iştahı kaçıyor yani. Yani Eskiden senin sıkıntı neydi? her şeyi yiyoruz, çok yiyordum yani direkt. Ben bebekliğimden beri hep çok kiloluydum yani. Zaten ikiz bebek gibi doğmuşum yani. Hep yiyorduk. Artık öyle bir düzene girdi ki insan hani ne yemek istiyor. Zaten sadece yemek kalori almak için yiyorum bazen. Hani normalde mesela günde 3 öğüne kendimi zorluyorum. Ama kalori alayım ki kilo vermeyeyim diye yiyorum artık. Yani yemek birazcık daha araç oldu şu an. Bravo, bravo. Çünkü dediğim gibi spor yapıyorsun. Aynen. Ne yapıyorsun? Yani gym sadece yani ağırlık çalışıyorum. Aynen kardiyo En az koşuyorum. kaç kilo? Şu an yani maksimum 90 tekte. Aynen. Kendi ağırlığından daha Üstüne çıkıyor. fazla. Aynen. Ameliyat olan annen istedi, sen mi istedin? Valla Kimler ilk fırsatta ben geldi? istedim annemi siz ikna ettiniz. Annem hiç istemiyordu. Hiç istemiyordu yani. Peki şimdi ne diyor? Şimdi verdiğin en doğru karar diyor Şimdi yani. işin Lütfen. avukatı oldu değil mi? Aynen Evin öyle. destekçisi. Şimdi keşke daha önce ikna etseydim beni diyor yani. Anlamazdı kadın tek oğluşu. İşte. Onlar da böyle insanın bu iş hakkında böyle bazı ön yargıları var. Kesinlikle çok çok var. Herkesin ön yargısı var. Hatta yani ülkemizde zaten estetik ameliyatı olarak görünüyor ama mesela Amerika'da devlet karşılıyor bunu. Bir sağlık işi olduğu için yani günün sonunda ömrümü uzatıyor. Koşabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hayat kalitem inanılmaz arttı. Yani bu her obezin düşünmesi gereken bir şey kesinlikle yani. Tabii, çünkü suçun yok. Aynen öyle ya. Hani senin genlerinde vardı olan. Yani şişman doğdum, hayatım boyunca şişmandım. Hep obezdim yani. Ve yani günün sonunda obezite bir hastalık yani. Hayatını sınırlayan yani ciddi bir hastalık. Yani bunun çözümü de günün sonunda bu. Yani. İyi ki bu çözüm var. Aynen öyle. İyi ki var yani. İyisin. İyi ki siz varsınız. Ya canım aslanım benim. Peki bu kıyafeti yani şimdi nasıl bedenler bunlar? Şöyle ben medium small'a kadar düştüm aslında ameliyat olduğum süreçten sonra. Şimdi large'a geri geldik. Ha, çünkü Aynen. oversize seviyorsun. Hem oversize hem olmuyor direkt medium olmuyor şu an. Omuzlar büyüdü. Kollar çok kısa kalıyor. Aynen. Kollar sığmıyor diyorsun yani. Ay maşallah maşallah çok güzel. Ama hani sonuçta günün sonunda kiloluyken bir de istediğini giyemiyorsun. Hani kendinde hiçbir şeyi yakıştıramıyorsun. O hani beğenerek bir şeyleri almak istediğin gibi giyinebilmek hani bir lüksmüş aslında ve hani dünyanın en güzel şeyi. Şimdi hani giyim kuşamla kafayı buluyor insan ameliyattan sonra. Yemek dediğin gibi bir araç yani. Kesin gel ben zaten kendim yapıyorum çoğu yemeği. Orada kendim yaşadığım için. Eskiden yapar mıydın? Hep yapar. Yemek yapmayı çok severdim. Şimdi hani hem sağlıklı olsun hem hani dikkat Neler edeyim. yapıyorsun? Ya çok değişiyor ama genelde hani balık ağırlıklı yiyorum etten ziyade. Yani her balığı yapıyorum hafta içi. Yani tavuk pilav denedim ilk kez bu dönem. Türk yemeklerine sardım birazcık memleketi tabii özlüyoruz diye aslında.
Gene tabii çok dikkat ediyorum yaptığım yemeklerde de hani yağ ile çok bakıyorum, şekerden bayağı bir uzak durmaya çalışıyorum. Protein tozu tabii ki de var hala. Yani aslında çok enteresan, ama milattan sonra ben kullanmıyordum uğraşamadığım için. Şimdi artık o kadar hani vücutta gelişme görünce daha da dikkat Daha da etmeye insan oluyor başlıyorum. değil mi? Aynen. Yani ameliyat sonrası dönemde mesela birazcık daha zorunluluk olduğu için hani yeni yeni kilo veriyorsun, hani farkını göremiyorsun. Fark gördükten sonra bağlanıyor insan zaten. Kendi de uğraşmaya başlıyor. Hani ve bana böyle oldu en azından. Çünkü mutlu oluyorsun. Tabii, çünkü insan yani akıllı olduğu için hani şey ayırt edebiliyor. Yani bunu mu seçersin? Önceki Yoksa diğer halini. böyle lüzumsuz hani abartılı, yağlı, tatlı yemekleri mi yersin? Ya Yine pişmanlık, yine mutsuzluk getiren. bir de şey çok güzel. Şimdi çok fazla yeni insanla tanışıyorum orada. Böyle hani böyle bazen eski fotoğraflarımı gösteriyorum. İnsanlar şok oluyor, direkt hiç hani benzemiyorsun. Bir de ehliyetimin fotoğrafı hala kilolu. Gösteriyorum, bazen millet tanımıyor. Hani o duygu da bence çok güzel bir şey. Ne kadar iyi geliştiğini, ne kadar iyi değiştiğini görüyor insan. Hani ayrı bir özgüvenin yerine geliyor, mutlu oluyor. Aynı zamanda hikaye güzel bir hikaye yani. Böyle başarı dolu bir hikaye. Aynen. Senin başarın yani. Teşekkür ederim. Bunu inşallah böyle olur, böyle korumanı yenirsin İnşallah. yani. Yani ya ölürüm de ben geri kilo almam yani, bayağı eminim onun için. Çünkü bu hayat tarzın oldu. Aynen. Yani bu hani alıştım artık sonuçta. Dediğim gibi yemek daha kalori için oldu. Hani keyfi de tabii yediğim oluyor, ama sonuçta kilo alma korkusu her zaman var bende. Hani kesinlikle ameliyat olduk diye salmamak gerekiyor yani, ne olursa olsun. Sonuçta kilo geri alınabilen bir şey. Yani. Aslanım benim ya. Yola devam. Seni çok seviyorum biliyorsun. Bay bay.